Selamlar, hoş geldiniz mutfağıma. Gördüğünüz gibi güzel, şimdi hamur yoğurmadan hazır yufkayla yalancı su böreği yapacağız sizinle birlikte. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle elime bir kabımı karıştırıcıyı aldım. İki yumurtanın bir sarısını kenara ayırdım ve bir çay bardağı yağını da koydum içerisine. Bir bardak su bardağı süt koydum. Maden suyu boşalttım. Eyvah eyvah taşırdık. Biraz bekleyelim. 2 kaşık yoğurdumuzu da koyalım. Az bir şey de tuz atarsak, tuzu unutmayalım. Ve güzelce bunu güzel bir şekilde karıştırıp bütün kıvamını birbirine karıştıralım. Elimde 4 yufka var. Önce peynirini hazırladık. İçerisine peynir koyacağım. Peynir ve maydanoz. Az biraz da pul biberi atıyorum ben. Fazla bir şey karıştırmadan güzel oluyor böyle. Pul biberimi de karıştırdıktan sonra bunu kenara alacağım. Ve böyle bir tepsinin içerisine ben kağıt koymak istiyorum. Güzelce kağıdımı koydum. Ve poşeti açıp içindeki yufkaları çıkartalarım. Bayağı uğraşıyorum makasla keseyim. Yufkanın birini en alta şimdi hemen sererken büyükçe serelim kenarına taşırarak. Ve kenarlarını elimizden iyice ittirerek içine oturtturalım. Hazırladığım sosu, yağlı sosu sütüyle güzelce içerisine bolca geçirelim. Ve fırçanın yardımıyla güzel güzel sürelim. Kenarlarına da sürersek daha iyi olur. İkinci yufkayı da içerisine buruşuk bir şekilde güzelce koyalım. Enfes bir tarif oluyor gerçekten. Ve tekrar bolca hazırladığımız içten içine koyuyoruz. Şimdi peynirimizi koyalım. Buraya kadar beğendiyseniz lütfen birer beğeni, birer yorum bırakmayı unutmayın. Sizlerin sayesinde biz de emeğimizin karşılığını almış olalım. Ve üzerine tekrar suyunu döküyorum, sütünü. Ve şimdi kenara taşırdıklarımı güzelce içeriye doğru alıyorum. Son bir bezem kaldı. Onu da üzerine indireceğim. 180 derecelik fırında güzel bir şekilde pişireceğiz. Kalan yumurta sarısını onu da güzelce böyle kenara bastıralım. Üzerine bu kalan sütle birlikte yumurtayı koydum oraya. Birazcık da şeker attım içerisine karıştırdım ve üzerine güzelce fırçanın yardımıyla sürüyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum gerçekten beni izlediğiniz için. Şimdi fırına koyup tekrar çıkartayım. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı böreğimiz, mis gibi oldu. Biraz soğusun. Soğuduktan sonra dilimleyelim. Gördüğünüz gibi su böreği gibi kat kat içi güzel oldu. Teşekkürler.